Karya Holidays yöneticisi Engin Sertoğlu son dakika tatil planları yapanlar için sevindirici haberler verdi. Uygun fiyatlara bulabilecekleri tatil seçeneklerinden bahsetti efendim. Aynı zamanda da uyardı. İnternetten yapacağınız otel rezervasyonlarında dikkat edin uyarısı yapan Sertoğlu, birçok vatandaş sahte web sayfaları üzerinden yaptıkları rezervasyonlarla maalesef mağdur oldular dedi. Karya Holidays yöneticisi, turizmci Engin Sertoğlu ile birlikteyiz efendim. Yine tatil planlarını konuşacağız. Şimdi tabii ki doluluk oranları da konuşacağız ama şu anki son durum nedir? Tam olarak hem fiyatlar hem de size gelen son dakika tatil planı yapmak isteyenler nelerle karşılaşıyor Engin Bey? 2023 yaz tatilleri biraz fiyatlar yüksek başladı. Bunu uçak maliyetleri, gerek İngiltere'deki enflasyon gerek Türkiye'deki enflasyon fiyatların yüksek çıkmasına sebep oldu. Fakat son dönemde tekrar bir reorganizasyon yapıldı. Fiyatlarda tekrar bir indirime gidildi. Tesislerde Temmuz-Ağustos ayında yeteri kadar doluluk oranlarına ulaşamayınca fiyatlarda indirimler yapıldı. O yüzden işte önümüzdeki hafta yaz tatili başlıyor İngiltere'de. Çocukların okulları kapanıyor. Herkes yaz tatili için yola çıkıyor. Kimileri uçak biletlerini aldılar, otellerini aldılar, paket tatil olarak aldılar. Kimileri de henüz hazırlıklarını tamamlamadı. Son dakikaya bıraktılar. Son dakikaya bırakan yolcular için, özellikle araçla giden yolcular için şu anda Türkiye'deki oteller Avrupa'daki diğer otellere göre çok daha uygun fiyatlara sahip. Ve biliyorsunuz Türkiye'deki oteller genelde all inclusive, hatta 24 saat inclusive hizmet veriyorlar. Hal böyle olunca şu an için Türkiye'deki oteller biraz daha uygun fiyatlara geldi. Gerçi Türkiye'de her bütçeye göre otel var. Yani her bütçeye göre 5 yıldız otel var. Pahalı 5 yıldızlar var. Ekonomik 5 yıldızlar var. Kendi bütçenize göre her türlü tatil seçeneklerini bulabiliyorsunuz. O anlamda şu anda yine Türkiye için son dakika tatile gitmek isteyenler için yoğun bir talep var. Bu talep artarak devam ediyor. Çünkü İngiltere'de yaşandığı zaman burada 6 haftalık bir okul tatilinde kimse ülkede kalmak istemiyor. Şimdi biz her zaman erken rezervasyon diyorduk ama bu dönemde herhalde son dakikada uygun fiyatlara yine yerler bulunabilecek diyorsunuz. Sadece tatil destinasyonuna gidip geri gelecekseniz fiyatları uygun yakalayabiliyorsunuz ama bunun yanı sıra işte memleket bağlantısı yaparsanız o fiyatları biraz yüksek kılıyor. Çünkü İstanbul üzerinden uçuşlar, aktarmalı uçuşlar şu an için biraz pahalı ama onun dışında Antalya'ya bir hafta, Antalya'ya 10 gün tatil yapacaksanız uygun fiyatlar var. Ama tabii bu uygun fiyat kaliteyi arttırdıkça pahalanabiliyor. O tercihinize göre, tatil yapmak isteyenin tercihine göre bir fiyat skalası mevcut. Çok basic, basit bir tatil yapayım. Deniz, güneş, kum olsun benim için yeterli diyen bir aile için kişi başı 600-700 bantlara bir tatil bulabiliyorsunuz. Ama ben lükse bakarım diyorsanız lüksün de sonu yok. Bütçeye göre değişen bir durum bu. Ama şu anda nispeten Temmuz-Ağustos'ta fiyatlar biraz daha ılıman seviyede. Şimdi dediniz ki Temmuz-Ağustos'ta oteller beklenilen yoğunluğu yakalayamadı, yani doluluk oranını. Bunu sadece fiyatla mı orantılıyoruz? Pahalı olduğu için mi böyle oldu bu sene? Yoksa yani başka bir sebep var mıdır? Yok, sadece fiyatlardan değil. Türkiye'nin birinci müşterisi Rusya'dır. Tatil için en çok Rus turist gelir. Bu Rus turist sayısında ciddi düşüşler oldu. Rusya'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı, yani orada bir devam eden savaş var. O yüzden Rusya'dan beklenen sayılara ulaşılmayacak gibi gözüküyor. Bu nedenle oradaki açığı, Rus müşterisinin açığını Avrupalı müşteriyle kapatmaya çalışıyor oteller ki otellerde Rus müşteriler Avrupalı müşteriden daha fazla para öderler. Bu bağlamda Avrupalı müşteri için daha uygun bir ortam oluştu. Bunu aynı şekilde Birleşik Krallık için de geçerli. Birçok otel şu anda yeteri doluluğa ulaşamadığı için bir takım indirimlere gidiyorlar. Bunun zaten gözüken işte gazete haberleri, televizyon haberlerinden de takip edebiliyorsunuzdur. Birçok bölgede şu anda doluluklar %50 seviyesinde. Ama iyi oteller, çok kaliteli oteller, onlar dolu. Yani onlar yoğun bir şekilde gidiyor. Onlarda çok öyle düşüşler yok.
Şimdi uçak biletlerinde de peki fiyatlar nasıl? İşte dediğim gibi uçtuğunuz destinasyon eğer turistik destinasyonsa uygun fiyatlar bulabiliyorsunuz. Ama işte uçmak istediğiniz destinasyon İstanbul üzerinden gidilirse, örneğin Gaziantep, örneğin Maraş, örneğin Hatay, örneğin Adana gibi destinasyonlara gidiyorsanız oradaki fiyatlar şu anda çok yüksek seviyelerde. Ama tatil destinasyonları için bu geçerli değil. Tatil destinasyonlarında sadece Antalya'ya gidip geri gelecekseniz makul fiyatları bulabiliyorsunuz. Veya sadece Bodrum'a gidip geri gelecekseniz makul fiyatları buluyorsunuz. Ama bu işi bir combination haline getirip ben bir tatil yapayım bir de arkasından memlekete gideyim dediğiniz zaman ister istemez fiyatlar yüksek seviyede seyretmekte şu anda. O zaman şu son olarak şunu sorayım. Özellikle şimdi acentalar aracılığıyla değil de böyle arabayla Türkiye'ye gidip işte online siteler üzerinden otel rezervasyonları yaptıranların bazen sıkıntılı sonuçları olabiliyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir öneriniz var mı? Ya da size ulaşıp başına böyle bir şey gelen birileri var mı müşterileriniz? Son dönemde online rezervasyonlarda birçok otelin kendi web sitesi klonlanmış yani kopyalanmış durumda. Bu şekilde müşterileri aldatıp sanki otelin kendi sitesiymiş gibi müşterilere ulaşıp veya müşteriler oraya ulaşıp otelle konuştuğunu zannedip dolandırıcılar üzerinden rezervasyon yapmak durumunda kalıyorlar. Genelde ödemeleri yapıyorlar. Bank transfer veya kartlarla ödemeler yapıyorlar. Fakat gittiklerinde otelde bu böyle bir rezervasyon olmadığını görüyorlar. Bu şekilde rezervasyon yapıp otelin kapısında kalan binlerce müşteri var. O anlamda mutlaka seyahat programı yaptıkları zaman ister arabayla gitsinler, ister uçakla gitsinler. Otel rezervasyonlarını mutlaka güvendiği bir ortamda satın alsınlar. Çünkü online ortamında şu anda gerçekten ciddi şekilde dolandırıcılık var. Birçok insan bu şekilde mağdur ediliyor. 1000 kilometrelerce yol gidip otelin kapısına vardığı zaman böyle bir rezervasyon olmadığını görüyor. Bu şekilde acenta güvencesiyle alınmayan tatillerde maalesef o ödemiş olduğunuz paranın yine bir o kadarını bir daha ödemek zorunda kalıyorsunuz eğer tatilinizi yapmak istiyorsanız. O anlamda müşterilerimizin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka güvenli yerlerden alışveriş etmesi gerekiyor. Onlardan birisi de Cari Holidays herhalde değil mi? Cari Holidays 8 senedir Kuzey Londra'da hizmet veren son derece müşteri memnuniyeti odaklı bir firmadır. Bütün hedefimiz müşterimizin memnuniyeti. O anlamda kendimize güveniyoruz.